Arkadaşlar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu sezonda Permissions'la alakalı son videomuzu yapıyoruz. Permissions konusunda çok çok derinlere indik. Doğru da yaptık. Çünkü bizim amacımız arka taraftaki kaynak kodlarını yorumlayabilmek ve kendi iş akış mantığımızı kodumuza yansıtabilmek. Neyi nereye koyacağımızı, mantığımızı nasıl inşa edeceğimizi öğrenmek. Biz geçen derste ne yaptık? Şurada sadece bu yorum, create API view'in içerisinde, perform, create'in içerisinde 3 satır kodla bir kullanıcının bir kitaba sadece bir yorum yapabilmesini sağladık. Ama Chrome'a dönüyorum arkadaşlar. Bakın şu an standart user'ım login olarak. Ama Alper Akbas'ın yaptığı bir yorumu görüntülüyorum arkadaşlar. Ama ben buraya gelip standart user olarak başka bir kullanıcının yorumunu hop güncelleyebiliyorum. Bu gerçekten mantıksız bir şey ve yaptığınız işlerde kesinlikle böyle mantık hatalarıyla karşılaşacaksınız ve çözmeniz lazım. Benim ne yapmam lazım? Bir, yorum sahibi yani buradaki yorum sahibi login yapmış kullanıcıyla aynıysa editleme ya da silme yetkisi vermem lazım. Değilse de sadece read only yani get request yapabilmesini sağlamam lazım. Çünkü karşıya get request yetkisi vermezsem bu standart user Alper Akbas'ın yorumlarını görüntüleyemez. Yani ben burada bakın permissions'ıma gelip arkadaşlar yazdım permissions, benim kendi yazdığım permissions'a gelip burada şöyle hop yanlış yere yazıyorum ha burada şöyle bir class yazmam lazım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe, hibrit kabul ediyorum. Ama bu şekilde gidelim. Çünkü Stack Overflow'dan, Google'dan, oradan buradan bakacağınız kodlar İngilizce olacak arkadaşlar. Bunun adını koyalım. Bu şekilde gitmekte fayda var. Is yorum sahibi, yani yorum sahibi mi ya da read only demem lazım. Şimdi benim bunu bir şeyden türetmem lazım arkadaşlar. Bakın bunu. Ama nereden türetmem lazım? Ben buna bir pes diyorum. Tamam arkadaşlar, bu yan tarafa da hali hazırdaki modelimi bir açıyorum dursun, şurayı da daraltıyorum. Neden modelimi açtım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bir üstteki is admin user read only'ye bir bakalım, baştan bakalım. Permissions nokta is admin user'dan üretmiş. Şimdi ben bunu bir şeyden türetmem lazım. Yani hali hazırda REST framework'ün arka tarafından gelen permissions'ı kullanmam lazım ki adamın orada yazdığı arka planda çalışan diğer çalışması gereken işleri, REST framework'ün içerisinde çalışması gereken işleri çalıştırabileyim. Namespace olayını zaten görmüştük biz. Object Oriented Programming yani nesnel tabanlı programlama video serimizde. İzlemediyseniz mutlaka ve mutlaka izleyin. Çünkü eğer nesnel tabanlı programlama bilmeden bunları öğrenmeye çalışıyorsanız gerçekten akıntıya karşı kürek çekiyorsunuz arkadaşlar. Linki de koyarım ben aşağıya. Mutlaka ve mutlaka bu Object Oriented Programming'i bir şey yapın, öğrenin. Bir vakıf olun. Neyse arkadaşlar bakın şimdi is admin user or read only'ye geldim ben. Burada has permission'ı kullandım ama burada ben sadece neye bakıyorum? Request metot permission'larının içerisindeki save metotla mı? Yani bunun içerisinde mi gelen istek? Buna bakıyorum. Ya da kullanıcı, request'i yapan kullanıcı admin mi değil mi? Yani staff mı değil mi? Ona bakıyorum arkadaşlar. Bakın ben hatta bunu is admin user'a go to definition diyeyim. Burada açılsın. Bakın şu an biz site packages'in içerisindeyiz. Yani pip install rest framework yapınca arka planda yüklenen kütüphane dosyasının içerisindeki klasörün içerisindeki permissions.py dosyasındayız. Bakın ben buraya geldiğinde is admin user'a baktığımda has permission'a zaten request user'a bakmış ya da request.user staff'ını ona bakmış. Kapatıyorum. Kendi permissions.py dosyama giriyorum. Ama burada bir sıkıntı var. Ben burada yine şuna bakacağım. Bakın şuna bakacağım yine. Diyeceğim ki eğer diyeceğim request metot bu save metotların içerisinde ise hiç sorunsuz bir şekilde true'yu gönder, izin ver diyeceğim. Yani get yapıyorsa adam datayı görüntüleyebilsin diyeceğim. Ama benim burada elif deyip buraya bir şeye bakmam lazım. Yani request'i yapan user acaba ne mi buradaki yorum modelinden üretilmiş objektin yani nesnenin yorum sahibiyle aynı mı? Eğer bakın kopyalıyorum bu objektin yorum objektin yorum sahibiyle aynıysa yine return true, değilse de false gibi bir mantık yürütmem lazım. Tam olmadı ama şimdi zaten detaya geliyoruz. Bakın burada biz
şuradaki has permission'la biz objectle alakalı, yani modelden türetilen nesnelerle alakalı bir şeye bakmadık. Ama burada benim nesneme müdahil olmak demeyelim, türetilen nesneye, yani bu yorum modelinden türetilmiş oradaki veri tabanı kaydına temas edebilmem ve içerisindeki yorum sahibini görüntüleyebilmem ve dolayısıyla request'i yapan user ile bunu karşılaştırabilmem lazım. Dolayısıyla def has permission benim işimi çözmeyecek. Dolayısıyla ben şu admin user'a gidiyorum tekrar ve neyi görüyorum? Önceki dersimizde de konuştuğumuz gibi is authenticated base permission'dan türetilmiş. Is admin user base permission'dan türetilmiş. Hepsi base permission'dan türetilmiş. Ve hepsinde has permission var. Çünkü bunların hiçbirinde nesneye, modelden üretilen nesneye temas etmesine, içerisine bakmasına gerek yok. Peki bu base permission'a gidersem burada ne var? Burada has permission'ın yanında REST framework zaten bana has object permission'ı da vermiş. Ve içerisine de object argümanını koymuş. Anladınız mı arkadaşlar? Dediğim gibi nesnel tabanlı programlamaya zaten vakıfsanız şu an sizi acayip sıkmışımdır. Zaten bildiğiniz işlerdir. Çok da kolay bir şekilde öğrenmişsinizdir. Değilseniz de gerçekten bu nesnel tabanlı programlamayı bir şey yapın. Sindirin, öğrenin. Neyse. Buradaki base permission'ı o zaman ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Permissions nokta is admin user demeyeceğim. Permissions nokta base permission'dan türeteceğim. Bunu oradan çektiğim için de şuna benim zaten direkt kopyaladım şu an. Erişimim oldu. Sınıfı türettiğim için bir süper sınıfta. Base permission sınıfından yeni sınıf türettiğim için içerisinde yazılı olan attribute'ler ve metotlar da geldi. Zaten buradaki metotta hiçbir şey yapmamış. Buradaki metotta arkadaşlar sadece eğer izin vermek istiyorsan true döndür yoksa false döndür demiş ve true'yu vermiş kendisi. Sen gerekli mantığı oraya yaz demiş. Ben de gerekli mantığı buraya Ctrl V dedim ve gerekli mantığı buraya yazdım zaten. Bakın request with object. Request zaten burada. Zaten view'in içerisine koyacağız permission classes da. Object'i de buraya aldık. Bütün argümanları da kullanmış oluyoruz burada. Ama burada gereksiz, mantıksız bir hareket var. Request.user zaten object, yani object.yorum sahibiyle aynıysa, yani şunla şu aynıysa, aynı object, aynı nesne ise zaten true döndürecek, değilse de false döndürecek. Dolayısıyla benim bunlara hiç ihtiyacım yok. Bunları siliyorum arkadaşlar. Şurada tab hatası yapmayalım. Sadece buraya bir return statement koymam lazım. Onu da küçük harfle koymam lazım. Şimdi ben ne yaptım? Eğer metot safe ise, güvenli ise hiç abi gerisini düşünme, ver true'yu karşıya dedim. Ver, ver, aç, adam okusun dedim. Değilse gelecek, bakacak buraya. Aa, bir get metot gelmedi, put metot geldi ya da delete metot geldi diyecek. O zaman hop bu if'in içine girmeyecek. Direkt buna bakacak. Request.user'a bakacak. Object'e bakacak. İlgili object'e, görüntülenen object'e, yani yorum object'ine bakacak. Yorum sahibiyle request.user aynı mı? Zaten Django user kullanıyoruz. Aa, aynıymış diyecek. True'yu gönderecek. Yani şu true olacak. Aynı değilse de false olacak. O yüzden benim ekstradan bir if else yazmama gerek yok. Bunu kaydediyorum. Tabii işim bitmedi. Views'e gelip nasıl ki ben permissions'dan is admin user or read only'yi türettiysem buradan da is yorum sahibi or read only'yi türeteceğim. Ve şuraya gelip yorum detail API view'de permission classes eşittir diyeceğim. Bir liste açacağım ve içine bunu koyacağım ve kaydedeceğim. Sonra gireceğim bakalım. Çökmüş mü sayfam? Şöyle yapacağım. Çökmemiş. Bakın hop. Gördünüz mü? Şey kayboldu. Buradaki form kayboldu arkadaşlar. Çünkü standart user ama buradaki yorum sahibi Alper Akbaş. Şimdi ben tekrar kitaplara geleyim. Değil mi? Kitaplara geleyim. 3 numaralı bakın. Yorumla standart user tarafından yapılmış bir yorum. O zaman ben buraya geleyim. Yorumlar diyeyim. 3 değil mi aynısı? 3 diyeyim. Bakın buna geldim. Bunun yorum sahibiyle request isteği yapan user aynı olduğu için evet zaten onu da yanlış yazmışız. Kitapmış dedim. Put dedim. Gördüğünüz gibi güncelledim. Ama ben 2 numaralı yoruma gelseydim arkadaşlar bu Alper Akbas olduğu için
Ve buradaki de request'i yapan, isteği yapan user başka bir user olduğu için bana vermedi DRF, Django REST Framework. Açmadı bana şeyi, edit'i. Tekrar bakalım. Dönelim. İki tane yorumumuz var zaten. Kitaplardan bakalım. Şimdi bakın, Alper Akbas yorumu. Ben buradan gireyim, logout diyeyim, login diyeyim ve Alper Akbas olarak gireyim, login diyeyim. Şu an Alper Akbas'ın yorumunu eğer görüntülersem aynı mantıkla yorumlar 2 değil mi? 2 dersem hop bakın kendi yorumumu güncelleyebiliyorum. Hatta delete diyorum, silebiliyorum. Ama 3 numaralı, 3 ID numaralı yoruma gelirsem hiçbir işlem yapamayacağım. İstersem JSON'da görüntüleyebilirim, istersem bu şekilde de görüntüleyebilirim. Kesinlikle bir edit yapamayacağım, read only yapamayacağım. Bu dersi burada bitirelim artık arkadaşlar. Bayağı bir yol aldık. Önümüzdeki ders size şöyle bir şey göstereceğim. Fake diye bir kütüphane var Python'da. Şimdi pagination'a geçeceğiz biz. Pagination'a geçmeden önce yani ben hop kitap, ben İngilizce kayıyorum. Kitaplar diyeyim. Şimdi benim burada zaten sadece iki tane kitabım var. Çoğu zaman geliştirme yaparken arkadaşlar neye ihtiyaç duyuyoruz? Fake data'ya ihtiyaç duyuyoruz. Yani yalan data'ya. Çünkü bir geliştirme yaparken arka planda bir database'i benim kontrol edebilmem için ya da fonksiyonları kontrol edebilmem için benim arka planda bir data ihtiyacım var. Python'da çok güzel bir kütüphane var fake diye. Önümüzdeki ders onun üzerinden şuradaki bu kitapları birazcık çoğaltalım. Buraya 10, 15, 20 ne kadar isterseniz 1 milyon kitabı koyalım. Ve böylece DRF ve Serializer'ı kullanarak da nasıl kaydedeceğimizi hem pekiştirelim. Hem de dediğim gibi işte production, development'da, development sürecinde nasıl böyle uyduruktan data koyabileceğimizi, arka planı, test amacını onu görelim. Onun devamında çünkü pagination'a geçeceğiz burada. Pagination yani bu nasıl bir page, yani sayfalandırma, sayfalara bölme, gruplama işlemine geçeceğiz. Onun için zaten arka planda birazcık kitap olması lazım. Ha ben fake mate dinlemem abi. Buradan tekrar user girerim, kitap girerim diyorsanız Allah kolaylık versin. Ama bu fake library'i öğrenmenize fayda var. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.